%22 şarjım olduğu için muhtemelen İnşallah çabuk yarısında kesilecek. olsun. Orada kabarırız. Böyle söyleyince tavus kuşuymuşuz gibi. Yok yok. sen önceki muhabbeti bana ne yayma yapıyorsun? Durumu bana yayma. Sana ben senin özelinde o tavus kuşu olmak. Devam ediyorumdur. Ama bak buradan bir cümle, ara cümle lazım. Kaynak cümle. Bu durum bütün tekstil sektöründeki yerinin büyüklüğünü anlamamıza yardımcı olur. Oradan ben singülarite özelliklerine geçmem için bir ara cümleye ihtiyacım var. Yardımcı olur. Şey diyeyim. Dur. Buldum. Çok destek oldun. Şey gibi, Aykut Elmas'ın bana para ver gibi bir şey olacak. Olsun. Ama fikri ortaya ben... Dur. Unutuyorum. Yolcu. Beni niye başladın? Beni hiç kimse yapmıyor. Bak şimdi. Nasıl kıvırıyorum? Bir atlama geldi sana. Tam da burada, bu noktada ikinci buyu kullanmak istemiyorum mesela. Tam da burada. Üstü aynısını yazmışım. Sim boyutu. İşte o zaman alırdım. Tabii. Bir sonraki işiniz. Küçük iş. Hop bunlardan bir tane. Sen yap, yap bize yolla. Dur. Marka neydi? Single. Buraları biplemek zorunda kalacak mıyım acaba? İşten içe bunu düşünüyorum. Oraları da bipleyeceksen böyle. Yani hiç eğlenmeyelim. Bunları biplemek gerek yok. Singerleri simboları mı? Marka biplesem yeter. Böyle yapıyorsun yanıyor. Mesela şurada duruyoruz. İnsan olarak varız. Varlığımızı ışığa kabul ettiremiyoruz. Böyle yapıyorsun yanmıyor. Nereden oluyor acaba bu? Ölümlü dünyada bir sahne vardı böyle. Biliyor musun? Ölümlü dünyayı izledin mi? İzlemeseni çok bozuldun. Fark ettim, daha sorarken bozuldun. Ne demek izledin mi? Ne demek izlemedin? Tam burada karşımıza. Tam da burada karşımıza birçok model bulundu. Özellik. Şunu bir kara yapayım. Çocuk bana dedi ki, daha doğrusu o işte bu işlere bakan beyefendi, ekip lideri her neyse artık. Bürokratik yerini bilmiyorum. Bu anahtar kelimelerini sadece anahtar kelimelerini boltlayalım dedi. Ben mesela yazıyorum ya böyle özelliklerinin bilmem nenin falan böyle. Hepsini şey direkt böyle cümlenin yarısı. Dedim ki peki benim için onlar da önemliydi. Ben saygı duydum.
Saygıya saygı demek ki lakan gibi. Yeter ben. 131'de bitmişim. 1, 2, 3, 4. 4. 4 ana başlık. Başlıkta sinyet özellikleri inceleyebiliriz mi? Başlıkta karşımıza çıkar mı özellikleri? Dört. Gerçi yukarıda çıkar, inceleyebiliriz. Yukarıda çıkar. Ben bütün şeyleri böyle yazdım. Yukarıda var, alçağda aynısı olmasın. Olsun, tutuyor, devam et ya. Demek ki yani mantık yanlış değil. İnceleyebiliriz. Ama doğru da sayılmaz. Biliriz. Kolum, kolum. Salah salah işler. Yemin ediyorum, bakayım 6 dakikanın 8 dakikasını güldük. Berkcan Güven gibiyiz şu an. Yani kamerayı açtık, gülmeye başladık. Berkcan tutuyor. Bizim neyimiz eksik ki? Devam edebiliriz. Şimdi tek tek hepsini anlatmayayım, eksik olan kısmını, ama daha farklı fazlalıklarımız da var. Birincisi deyip buna giriyorum. Bu arada sen kaçta kalktın? Ben... yattın mı ki? Yattım, yattım. Ama herhalde birkaç yıl önceydi. Yattım değil de kalktığımı hatırlamaya çalışıyorum. Hoş geldin Edward Cullen. Uyumuyorum. Ne zamandır? Yıllardır. Niye hiç bana alacak aldık demiş ki bakıyorsun. Hepimiz köpek gibi izledik böyle bir bir süreç. Bütün kitapları da böyle böyle yaladık yani. O kaç yılıydı? Ben okudum ama sen demek ki farklı bir ilişki yaşamak istemiyorsun. Hayatımda en çok utandığım şeylerden bir tanesi ne biliyor musun? Nasıl da kurguyu yalamaktır. Hayır hayır. Ortaokulda falandım. Bunlar böyle aşırı patladığında bir tane arkadaşım vardı. İsim vermeyeyim belki çünkü kendimi rezilede koyarım. Onunla beraber biz... O kendini biliyor. Robert Pattinson'a mektup yazdık. İngilizce. Aldık, kıldık, yolladık. Tek eminim yollamamış olmanız diyecek. Adresi nereden buldunuz ya? İnternette. Amerika'ya doğru yolladık işte bir tane şey ya. Post ofisinin kime denk gelirse. Ay. Bir de az buçuk içerik var kafamda. Yani çocuk yapmayın. O kadar emek ediyorsunuz, ortaya çıkana bak. Hayır. Sen oku, büyü, Robert Pattinson'a mektup yazsın. Bir gün gelip anne nasılsın demiş mi? Kes ya, dinleme küfreden Müslüman. Aslında bu biraz sanki Müslümanlığı mı yeriyor ya şu an? Değil. O şey hani beni eleştirebilmek için önce olayı biliyor olman lazım gibi bir şey diye yorumluyorum. Başka hiçbir mantıklı açıklaması yok bence. Dinime küfreden Müslüman olsa. Ama bari anlamı yok mu orada? Yani hani dinime küfreden bari Müslüman olsa gibi. Hiç. Anlamsal olarak değiştirmiyor ki. Yani olayı bilip öyle laf at diyor bence. Konunun temeli buymuş gibi. Ne güzel biliyorduk. Ne aynen. Kadar... Böyle kanımız çekildi bir anda. Aynen. Din deyince benim böyle ilik yerimden kan gidiyor. Şu an çarpılsan 2 milyon izlenir şu video. Ama varsa şu var, çarpılıyormuş. Bana değmezsen çok mutlu olurum. Çarpılırsan çarpılma ihtimaline karşı. Ama belli ki hep bir elektrik bekleniyor. Benden değil inşallah. Onu yapıyorsun, çalışıyor. Var aramızda bir elektrik ama hadi hayırlısı. Kablosuz herhalde. Tabi Bluetooth. Salak salak bağlanamayız. Birimiz şu çeşitlerini yazarken, hı-hı, buharsızdan buharlıya giden bir yol deneyip oradan bir 5 cümle yazamaz mısın? Sonuçta Singer ütü çeşitleri yazıyor. Singer çok buharlı ütü çeşitleri yazmıyor. Sonuçta evde buharsız ütü de kullanıyor. Var mı öyle bir şey? Çünkü
kullanıyoruz dediğin spotçudan aldığın 2001 yapımı ürün. Yani çok da şey olmuyor. Şu an buna niye bakıyorsun? Singer'den 3'ü almış. Singer'in 3'ünün olduğunu şu an görünüyor. 10 dakika önce buraya geldiğinde keşfettim. Singer benim için dikiş diker yani. Singer sadece buharlı ütü yapıyor galiba. Pres buharlı var. Pres olmuyor mu? Kazanlı ütü. Tanklı yok mu ya? Aha mesela bak kireç avcısı. Kireç avcısı ne ya? Tefal ama. Hani tank lan? Yukarıda tank yok da. Başka bir şeydi. Tank, tüfek. Tefal bunlar. Singer'in yok. Steamworks Pro. Tamam sana bir gelip gidiyorlar ha. Evet. Şu an şey geldi aklıma. Ece Seçkin'in harika yeni şarkısı. Benjamin's. Zihnim akıyordu. İnşallah şarkının içinde böyle bir cümle vardır. Cık. Okuttum bu. Galiba böyle bir cümle var. Böyle bir cümle var. Okuttum mu bura derken herhalde kasiyer, market kasiyer arkadaş. İnşallah çalıyorlar galiba. Bilmiyorum anladım ben. Okuttum mu? Okuttum. Ben ne kadar masumane market kasiyer. Adam bir araba çarpıp bir sanayide parçalatıyor. Okuttum mu burası? Ben daha aynı cümleyi. Ya barkod. Para çok ömel. Çok basit bir ilişki. Para veriyorsun, çok ömel veriyorsun. Çok ömel demesi daha güzel. Ayrıca böyle bir markalı ürünün de olması. Yani insana haksız da çıkarmıyor. Mesela şokomel diyorsun. He diyorlar. Yani ama aslında şokomel derken şokomelden bahsetmiyorsun. Aslında çok karlı bir şey ya. Neyden bahsettin şokomel derken? Ya bütün böyle çikolata furyasından. Para şokomel. Şokomel diye mi? Bütün çikolatadan. Yani etinin bütün Antep fıstıklı çikolatasını ki çok severim yiyemesem de. Şokomele mi indirgedin? Bu ya. Nutella ya. Şey demek gibi bir şey ya. Sarelle demek gibi bir şey ya. Pirpella. Pirpella mı? Pirpella bambaşka bir şey ya. O onun. O bir şey diyemezsin. Pirpella diyeceksin ona. Bir bok olmaz biz de. Çalışmıyoruz da sanki. Ya ben öyle bir şeyim yok. Yani öyle bir amacım, gayem yok. Ben konu hakkında diretmiyorum. Yani olmazdı zaten olmaz. Heh. Bunlar da buharlar var abi. Var bunlar buharlı. Buhar var buhar olmasına da şimdi hepsi şok değil. Bak mesela çünkü. Hepsi çok değil derken. Şok. Ha. Bak var yok diyor. Yok ne acaba yok? Şok buhar. Tefal çıkıyormuş onda. Ya. Pres ütülerde şok yok. Bazı modellerde şok buhar yok. Aynen bazılarında yok. Yok. Geri geldi. Ne olur geri gel. Tatavar elimi bir gün nasıl diyeyim ne olur geri gel. Acık kendi şarkımı açayım. Ben dinliyorum valla. Sen bir tek senin üstün galiba. Çok üzücü bir yorum oldu. Hazır şey de yok. Ne onun adı? Adı ne lan? Telif de yok. Benim zaten. Yani. Kendine telif atar mısın? Para ver. Kısa mı? Dur kısa. Kısım ama güzel. Yok ya. Şarkı. Ah ulan. Bir gün bunun hakkında bir şey yapacağım. Ne yapacağım? Oluşum süreci o kadar sancılı ki bunun ya. Şu an bunun kalitesi falan düşük ama klibi daha önce izlemişsiniz zaten. Evet. Severek izliyorum. Severek izliyoruz. Takip ediyoruz. Çok bu özellikler. Ben niye deli gibi tek başıma dinliyorum bu şarkıyı? İnşallah başkaları da dinliyorlar. İsterim yani hepiniz tek başınıza dinleyin. Çünkü hepiniz tek başınıza dinleseniz bir kişi yapar. Şu an hiç anlatamadım kendimi biliyor musun? Yani kendimi anlatacak kelimem kalmamış şu an. Çünkü hepsini 341 orada yazdım. Sinyali tüyü harcadım hepsini. Ne varsa burada. Onu seçin beyni kendine de bir şeyler alın. Evet.
bu şeyi dönüşü kısa yaptırmak için ne kadar uğraştım ya. Başka bir şey yaptırmak istiyordu daha kolay diye. Daha doğrusu daha kolay geçiliyor diye şarkıdan. Benim birkaç kere nefesim kesildi çünkü. Abi gerçekten oturup ağlamak istiyorum şu an. Ben bayağıdır kendimi dinlemiyormuşum. Birimiz çok böyle geldi. İkilerimiz çoğunluğu. Çok değişik geliyor ama sesim burada. Konuşma sesimden mi? Konuşma sesinden şarkı sesim genel farklı zaten. Onu biliyorum. Benim telefondan falan dinlediğimden de farklıymış gibi geliyor şu an. Belki bilgisayardan hiç dinlemediğim için. Ya bilgisayar bir de şu an ortamla da alakalı olabilir. Olabilir. Çünkü her ne kadar böyle çok saçma bir yerdeymişiz gibi dursa orada ortam gürültüsü çok yok şu an. Yani ekstra bir ses yok, duvarı çarpması falan filan sesin. Rahat yayılıyor yani. Bilmiyorum sen tarafında burada şıkır konuşturdun. Ama çarpması falan diye o kadar konuşturabildim. Az konuşuyor ama anlamıyor. Türk insanı gibi. Direkt böyle yani Türkçe konuşuyor ama anlamıyor. Çünkü İngilizceyi konuşsak da keşke anlamasak. İngilizce'de zaten şey. Anlıyoruz ama konuşamıyoruz. O kadar. Amcadan öteye gidemiyoruz. Onu bunu bırak da kapat da sen şarkıyı canlı söyle ya. Nasıl şarkıya başlama gerekiyor? Helal olsun kız bana. Şu hayatta hiçbir şey yapılmadıysam şarkı. Bir tane şarkı yaptım yani. Telefona bir şey oluyor. Ne oldu? Dur bir dakika. Kaç. Buradaki vlog denememiz şimdilik bitiyor. Çünkü bir mesaj geldi.